Değerli arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere CNC'lik işlemde V kanalı nasıl yapılır? Kısaca bunlardan bahsedeceğim. V kanalını yaparken nelere dikkat etmemiz lazım? Programlaması nasıl olur? Parçamızı tezgaha bağlamadan önce ölçü kontrollerini yapmamız gerekiyor. Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle resmi şöyle göstereyim. Resmi az önce kendim çizdim. Örnek olarak parçamız 140'a 90 mm geliyor. Parçamızın ortasında 50x45 V kanalı olacak şekilde bir adet kanalımız var. Birazdan bunu Mitsubishi M80 tezgahında programlamasını yapacağız. Bu yazdığımız program aynı zamanda fan tezgahları için de uygun olacak. Altlıklarımızı ayarlayalım. Parçamızın burasında bir çıkıntı olduğu için uzunlamasına koyalım. Ölçü kontrollerini yapalım. 140'a 90 mm olacak. Yüz geliyor arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Bu attığım izlerden birazdan mengenin çenelerinden yakalayacağım. Az önce atmış olduğum izlerden mengenin çenesine oturtuyorum. Güzelce sıkalım. Çok fazla sıkmayalım, parçamız yamulur. Sadece yerinden oynamayacak kadar sıkmamız lazım. Şimdi hızlı bir şekilde sıfırlama işlemi yapıyorum. Parçamızın X sıfırı ortası, Y sıfırı mengenenin çenesi. Buraya kadar işlem tamam. Şimdi tarama takımını bağlayalım. Bu takıma 2000 devir verdim. Takımın şimdi Z sıfırını ayarlayacağım. Dokunduk. Z sıfır dedik. Parçamızın üst yüzeyinden temizlik aldık. Şimdi sırada programı yazmak var. Evet arkadaşlar, programı yazmaya başlayalım. Bizim ölçümüz 140'tı. X sıfırımız ortası, Y sıfırımız üst sol köşe. Takımın programa başlayacağı yer sol üst köşe olacak. Sol üst köşeden başlayarak şöyle etrafını döne döne işlemi yapacağız. %40'ın yarısı 70. 16 daha eklersek 86 yapar. 4 de bize diyelim 90 olsun. G0, G90, G54, X-80, 90, Y20 dedik. Takımın yarıçapı 16 olduğu için Y20'den başlatıyorum. Takım boy telafi komutu giriyorum. G43, H1, Z50, F2000. M3 yazdık. Sonrasında G1, Z0, F3000 ile Z0'a indik. M98, H1, L1 dedik. Alt program komutunu yazdık. Eğer bu programı Fanuc tezgahında çalıştırıyor olsaydık, o zaman burayı Q komutuyla değiştirmemiz gerekiyordu. Ama biz Mitsubishi tezgahında çalıştıracağımız için burayı H komutu olarak yazıyoruz. H komutu bizim alt program numaramızı temsil ediyor. Sonrasında G0, G90, Z100 dedik ve M30 dedik. Programı bitirdik değerli arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz?
N1 dedik. Neden N1 dedik? Çünkü burada H1 dedik. Eğer burayı H2 deseydik, o zaman burayı da N2 dememiz lazımdı. G91, G1, Z eksi 0.5, F 2000, G90, G1, G41, X eksi 70. Neden 70 dedik? 140'ın yarısı 70 olduğu için takım yarıçap terapide kullanacağımız için bulunduğu koordinatı yazıyoruz. Yani tamamen resim ölçüsünü yazıyoruz değerli arkadaşlar. X eksi 70, Y 0 dedik, D1 dedik, offset numarasını yazdık. Şimdi offset'e girelim. Bir numaraya 16.3 yazalım. Onda 3 de bizim payımız olsun değerli arkadaşlar. Tekrardan programa geldik. Neredeydik? X eksi 70 yani köşedeyiz. Artık sağ köşeye geçelim. X 70 sağ köşeye geçerken 1 çarpı 45 bak yapın. Bunun için virgül C1 yazıyoruz. 1 çarpı 45 bakımızı yapıyoruz. Sonrasında Y eksi 90'a geliyoruz arkadaşlar. 90'a geldiğinde yine aynı şekilde 1 çarpı 45 bakımızı yapsın. Sonrasında 140 70, 70'ten 20 çıkarsak 50 kalır. X 50, doksandan 50 çıkarsak 40 kalır. Yani burası bizim 40 oluyor arkadaşlar. X sıfıra giderken Y eksi 40'a git dedik. Sonrasında X eksi 50'ye giderken Y eksi 90'a git dedik. Tamamen resim ölçüsünü yazıyoruz artık buralarda. Resimde de koordinatları yazdım. Y 40 tam ortası oluyor. X eksi 50, x 50. Sonrasında tekrardan x eksi 50'ye geldik ya. X eksi 50'ye geldikten sonra şöyle göstereyim. X eksi 50'ye geldikten sonra x eksi 70'e gidecek. X eksi 70 virgül C1 dedik. Şimdi buradayız arkadaşlar. Daha sonra başladığımız yere geri geliyoruz. Y 0 virgül C1 dedik. X eksi 69. Neden 69 dedik? Çünkü buradaki 1 çarpı 45 malı yapabilmemiz için 70'ten 1 milim içeriye girmemiz lazım ki o zaman sondaki bağı yapsın. Eğer sondaki eksiltmeyi yapmazsak tezgahımız programı çalıştırmaz ve hata verir. Sonrasında Y 40 dedik. Eksi 90. Y 20 dedik. Takım yarıçap telafi komutunu G 40 ile iptal ettik. Ve M99 dedik. Programı ve alt programı bitirdik değerli arkadaşlar. Program hepsi bu kadar. Şimdi ne yapıyoruz? Programı kontrol ediyoruz. Bunun için ilk önce kontrole girdik. Kontrole girdikten sonra sürekli kontrol dedik. Evet, program çalıştı. Bunu biraz yakınlaştıralım. Şöyle yakınlaştıralım. Tekrardan sürekli kontrol dedik. Evet arkadaşlar, simülasyonda programımız çalıştı. Şimdi ne yapıyoruz? Programı tezgahımızda çalıştırıyoruz. Az önce simülasyonda kontrolümüzü yapmıştık. Şimdi çalıştırıyoruz.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi programımız çalıştı. Herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Şöyle inceleyelim. Bu takımdan sonra daha küçük bir takım kullanarak şu ortadaki kalan takımın yarış çapı kadar ölçüyü, yani radüsü daha küçük bir şekilde işleyebilirsiniz. Yani bu 10'luk takım olur, 5'lik takım olur. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ortadaki radüsü en ufağa indirebilmek için daha küçük bir takım kullanmamız gerekiyor. Şurada da ufak bir salaşımız kaldı. Eğer bunu da istemiyorsak programı yazarken ilk önce buradan B kanalından girmeyi yaparsak şuradan takım girer şu ortaya doğru. Tekrardan başa gelir. Buralardan bir yerden tekrardan başlatırsınız. Şöyle dönerek giderse program daha uygun olur, daha güzel olur. En azından burada bir kalıntı kalmamış olur. Ya da daha büyük bir takım kullanabilirsiniz. Otobitlik değil de burada ben mesela 50'lik bir takım kullanmış olsaydım buradaki ortadaki kalan çıkıntı kalmayacaktı. Ben bunu size göstermek için eğitim amaçlı yaptım. Siz bunu dilerseniz istediğiniz takımda yapabilirsiniz. Şimdilik bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.